Bugün sizlere anlatacağım motora neler geldi. Yani, gerçekten motora çok büyük bir nazar değdim. Rodaj şeyleri ve nasıl yapılmalıdır sizlere anlatayım. Arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Peugeot Vivacity ile başlıktan da gördüğünüz gibi rodaj nedir ve nasıl yapılmalıdır sizlere bunu bugün anlatacağım arkadaşlar. İlk öncelikle şöyle size göstereyim bugün neredeyim. Bugün bambaşka bir yere geldim, şöyle size göstermiş olayım. Şu an köyden uzakım, yani şu an Ezerçi'de değilim arkadaşlar, bilginiz olsun. Şöyle bir ormana geldim bugün, şöyle size göstermiş olayım dedim. Bugün burada başlayayım, biraz değişik olsun, şöyle size göstereyim. Burada motor da burada. Ezerçim burada kalıyor. Buradan da bu yoldan da başka bir köye gidiliyor arkadaşlar. Eğer başka bir köye gitmemizi istiyorsanız ormandan güzel, bu videoya güzel beğeni patlatmayı unutmayın. Motorumuza yeni karbüratör alındı. Şöyle size yeni karbüratörü de göstermiş olayım arkadaşlar. Şurada yeni karbüratörümüz şu an takılı. Şöyle size yeni karbüratörüm göstermiş olayım arkadaşlar. Bakın biraz toz almış, kusura bakmayın. Ve bugün sizlere anlatacağım motora neler geldi, yani başıma neler geldi son bir buçuk haftadır. Gerçekten motora çok büyük bir nazar değdim. Şimdi bugün sizlere bunu anlatacağım, neler oldu motora ve rodaj nedir, nasıl yapılmalıdır. Şu an zaten motor rodajda, onu da anlatacağım neden rodajda olduğunu arkadaşlar. Ve şimdi o zaman hazırsanız rodaj nedir ve nasıl yapılmalıdır sizlere anlatayım. Videoyu bir dakikada bölüyorum arkadaşlar, çünkü sürü önemli bir kanıtlar seçeceğim. Kanalımız Retasınıma abone olmayı unutmayın. Şu an kanıta çıktı, abone olun. Ve bu kanalda nasıl tarzı içerikler var, kafanızda soru işaretleriniz olursa bu kanalda efekt var. YouTube'da, Twitch'te, nerede olsun kullanabilirsiniz efektleri bulursunuz. Ayrıca ben size abone ol, beğen efekti ve iş efekti yapıyorum. Ve bu iki efektten birisini sahip olmak istiyorsanız arayız. Retasın kanalına abone olmak şart arkadaşlar, bunu unutmayın. Ve hadi o zaman videomuza kontak verelim ve artık motor marşta da çalışıyor. Yani şu an marşta yakacağım. Şöyle bir kontak verdim. Şöyle bir size göstermiş olayım arkadaşlar. Kontak verdim ve şimdi marşta deneyeceğim motoru çalıştırmaya. Şöyle bir frene basıyorum ve marşa basıyorum arkadaşlar. Vay be! Şuna bakın be. Şöyle biraz size göstermiş olayım arkadaşlar. Bakın nasıl çalışıyor be. Alet nalet efsane geri döndü ya. Gerçekten efsane geri döndü. Evet, şimdi şöyle bir ışıklarımızı çakalım. Motoru bir indireyim. Ve sizlere anlatayım neler geldim başıma arkadaşlar. Şöyle bir güzel bir içine yerleşeyim. Umarım bu benzin bana yeter be. Videoya yeter ve eve dönmemi yeter. Oha. Lan biraz kusura bakma motor. Evet, burasını görmüş olasınız arkadaşlar. Ben şu yoldan geldim. Yani şu an köye döneceğim. Bu yoldan geldim ve şimdi tekrar da bu yoldan geri döneceğim. Bu videoyu bilmiyorum ne zaman izleyeceksiniz arkadaşlar. Ben bu videoyu 3 Eylül'de çekiyorum. 3 Eylül pazar günü, bugün saat 12:15 geçiyor. Motora nazar değdim. Karbüratörden benzin akıtmaya başladım ve babama dedim ki ustayı kıralım, motoru yapsınlar, işte karbüratörü düzeltsinler. Babam da sonra dedim yeni karbüratör alalım çocuğum, hani değiştirelim direkt. Ben dedim tamam peki öyle yapalım. Neyse Uruç'tan gittik, aldık yeni karbüratörü. Yeni karbüratörden ücretim 65 leva yapıyor. Aldık, sonra köye geldim, ustayı kırdık. Geldi usta, işte motor yapmaya usta gelen köyden bir isim. Geldim, karbüratörü taktık. Daha takar takmaz arkadaşlar motorda fark ettim ki motorun gidişi bir değişti. Yani motorda güç yok, gitmiyor iyi, kendisini alamıyor. Yani ne desem size, start yok yani, yavaş hızlanıyor. Arada bir böyle 200 defa başıma geldim. Köyde gazlarken falan işte geziyorum, hani test ediyorum motoru. Ve
200 defa başıma geldi. Nasıl gaz veriyorum? Birden gazı kesiliyor. Yani benzin gelmiyor kısacası. Benzin gelmiyor ve gazı kesiyor arkadaşlar. Neyse. Topağını menem o akşam kısım. Topağını menemem. Motoru dışarıda bıraktım. Dedim hadi diğer sabah işte akşamüstü çıkayım dışarı işte dışarı çıkayım. Center'a ineyim. Ezerçi'nin center'ına ineyim dedim. Çalıştırdım ben motorum. Sonra 1-2 dakika sonra söndü. Dedim ne oluyor acaba? Hani tutağı sok motor. Tekrar çalıştırdım. Biraz hafif hafif böyle gaz verdim arkadaşlar ve yollandım. Daha yollar yollanmaz. Bizim mahallede daha motor söndü. Ve sonra motoru yakmaya çalışıyorum. Yakmıyor arkadaşlar. Yakmıyor. Sonra ben bir kızdım. Haydi motoru dürterek eve gittim. Yani çok şükür eve de çok uzak girdim. Hemen yakındım. Neyse dürttüm ben eve kadar toplandım eve dedeme dedim. Direkt çöp. Yani çöp direkt dedim dedeme. O günü toplandım eve. Sonra ertesi gün benim doğum günüm vardı. 28 Ağustos'ta benim doğum günüm vardı. Dedem o günüm doğum günümde ustaya zırlatmış ve anlatmış. Motora işte motor çalışmıyor demiş böyle böyle. Sonradan usta demiş ki ben bugün gelemeyeceğim yarın geleceğim falan. İşte Razgat'a gideceğim. Ve dedem de demiş açan razgarla gideceğim bir buji alsana motora. İşte buji arkadaşlar şu an bilmeyen için ekranda çıkmıştır nedir bu buji. Neyse usta gitmiş razgadan almış bujiyi ve sonra bize gelmiş takmışlar bujiyi ve bujiden dilmiş. Usta demiş direkt dedeme ki segment ve pistondan. Sonra usta demiş arasınlar işte dedem arasın bizlerim işte anlatsın hani böyle böyle. Dedem de demiş hiç gerek yok aramaya. Direkt sökmüşler eski pistonları, segmentleri işte ne varsa her şeyini sökmüşler arkadaşlar. Ve gitmişler almışlar işte usta gitmiş dedem gitmiş almış yeni segment, piston işte bir takım bir parçam gömlek diye geçiyor. Yani üst bizim kıyafet değil arkadaşlar bilginiz olsun. Başka bir parça ben de biliyorum tam adını. Ben de biliyorum tam ismini. Gömlek diye dedi dedem bana. Neyse dedem gitmiş almış piston, segment işte ne lazımsa almışlar ve sonra da takmışlar her şeyini. Segmenti, pistonum. O gün bugün arkadaşlar ben dün Ezerçi'ye geldim. İşte ben biliyorum hani haberim yok değil mi motor düzeltilmiş hani her şey yeni falan. Dedem diyor bana git bakalım çalıştır bakalım motoru. Motor çalışacak mı? Ben de oturuyorum öylesine. Neyse gittim garaja ben. Gittim garaja ve sonra dedem almış anahtarları motorun anahtarını pindi. Kontak verdi direkt marşa bastı çalıştı. Ben bir şok oldum. Yani bir şok oldum. Dedim ah ne oluyor burada falan dedim. İşte soruyorum dedeme ah ne oldu bu motora falan. Neyse sonra anlattı bana ve abicim o kadar mutlu oldum arkadaşlar. O kadar mutlu oldum. Resmen havalarda uçuştum ya. Gerçekten havalarda uçuştum resmen. Dedem sürpriz yaptı resmen. Yani doğum günü sürprizi ya. Doğum günüme güzel bir hediye yaptı böyle siklem. Ve neyse şu an Anayolu'da gelmiş olduk arkadaşlar konuşa Anayolu'da gelmiş olduk. Şöyle bir bakalım. Bakalım burada çok kötü ya. Hop. Araba geliyor lan. Ya buradan da soldan da çok gaz gözüküyor. Hiç gözükmüyor be kardeşim. Hadi be. Tamam geçtik. Ve dün bindim motora. Dedi dedem git bakalım dene bir motoru bakalım motor nasıl olmuş. Bindim ben motora işte çalıştırdım motoru evde bindim. Marşla tabii ki çalıştırdım motoru. Sonra da gittim bir işte test etmeye motoru gittim test etmeye. Ve arkadaşlar şu an motor yeni pistonlarına ve yeni segmentlerinden. Ve şu an motor da rodajda. Rodaj nedir? Bunu da size anlatayım arkadaşlar. Şu an segmentlerini pistonunu değiştirdiğimiz için motor şu an rodajda. Rodaj nedir?
motor rotajdayken motoru yavaş kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Segment treni pistonlarını da değiştirdiği zaman motorunuzu yavaş kullanın. Çok abartmayın, çok gaza basmayın arkadaşlar. Benim şu an ben bir 40-50 yapacağım. Yani çok öyle ibreyi sonuna kadar işte son gaz vermeyeceğim. Rodaj budur. Yani parçaları alışması için böyle yavaş kullanacaksınız motoru. Şu an motor rodajda. Ve ben rodajdayken işte 1,5-2 sene önce motor tekrar böyle segmentlerini pistonunu değiştirmiştik. Buna da gelmiş olayım şimdi arkadaşlar. O yıl Uruççuk'a götürdük motorum. O yıl bir şey değiştirmemişler. Yani pistonların segmentlerini sanki hiç değiştirmemişler. Yani böyle bir çakmak sanki koymuşlar. Çakma segmenti piston takmışlar. Yani usta bunu dedi arkadaşlar. Yani gerçekten bunda dedem usta dedemin önünde her şeyini yaptı. İşte segmentlerini, pistonunu hepsini onun önünde değiştirdi. Yani gözü önünde değiştirdi adam, usta. Motoru böyle normal kullanmam gerekiyor. Çok gaza fazla abartmayayım ki parçalar birbirine alışsın arkadaşlar. O yüzden bu videoya güzel like'lar patladım. Şu an motor rodajda ve toplam masraftım işte yeni karbüratör, işte yeni piston, yeni segment, yeni buji. Toplam bütçe 226 lira arkadaşlar. Şu an motorun altında 226 lira yatıyor. Vallahi şu an motorun altında 226 lira yatıyor ve şu an motorun sesi o kadar çok değişik. Yani gerçekten o kadar çok değişik arkadaşlar. Vallahi bir motor böyle bir sakin olmuş. Böyle nazikçe gibi işiyor, bana geliyor. Eskisine benzemiyor. Onu sizlere baştan söylemiş olayım arkadaşlar. Şimdi burada bir ufak bir gazlama yapacağım. Şöyle biraz sona kadar basıyorum. Evet, gördünüz. Az önce nasıl oldu, gördünüz mü? Gazı kesildi. Öyle de oluyordu. Arada bir öyle yapıyor, gazı kesiliyor. Ondan bahsetmiştim az önce. Gazı kesiliyordu. Biraz şöyle bir basalım. Rodajdayken böyle yapmayın be. Ya bakın 50. Daha çok gitmiyor arkadaşlar. Var var lan. Buna sola sapayım. Yavaş süreyim ben abicim. Zaten benzinimiz de az. Şimdi eve toplandığım zaman benzin koyacağım. Ha bu arada bundan söylemiş olalım arkadaşlar unutmadan. Artık benzinle yağı aynı yere koyacağım. Yani hem benzine hem yağı bir yere koyacağım. Eskiden ayrı koyardım benzine yağı. Artık bir yere koyacağım benzine yağı. Bu arada dedem de Motul yağı almış. Onu da unuttum söylemeye, şu an aklıma geldi arkadaşlar. Motul yağı almış. Razgrad şehrinden. Zaten Razgrad şehrinden de parçalarını aldılar ustayla birlikte. Şuraya ben bir sapayım arkadaşlar. Zaten Razgrad'dan da aldılar parçalarını. İşte ustayla birlikte işte segmentlerini, pistonlarını, bücülenini hepsini buraya doğmuş, buraya dağılmış burası. Motoru test edeceğim arkadaşlar. Şimdi biraz motoru söndüreceğim ve marşlı çalıştıracağım tekrar. Şöyle biraz bir dinlensin şimdi. Evet, söndürüyorum. Şimdi şöyle kontak veriyorum ve bakalım marşta çalışacak mı arkadaşlar. Şöyle bir bekliyoruz. Şöyle bir kez gelsin. Evet, çalıştırıyorum. Motor gerçekten yeni gibi olmuş be kardeşim. Vallahi sürerken zevk alıyorum arkadaşlar. Şu an o kadar zevk alıyorum ki anlatamam. Yani sanki diyeceksiniz ki yeni bir motor almış. Yani yeniden sanki almışım gibi geliyor bana. Sanki 0 kilometre bir motor ya. O kadar sakin işliyor. Bir sesle değişimiz zaten.
Şöyle bir hızlanalım. Dediğim gibi arkadaşlar, toplam 226 levam bütün motorun işte servisim, işte tüm her şeyi, yağı, işte bujesi, segmenti, pistonu, gömleği falan hepsi 226 levam artı karbüratörden. Şöyle oh dans ediyoruz ya. Şuraya ben bir gireyim arkadaşlar. Hop. Şöyle. Bu arada artık bizim ekiple toplanmamız burada oluyor arkadaşlar. Dedim bu sefer buraya geleyim. Şöyle. Evet. Tamam. Bunun şerefine biraz ufak bir lastik çizeceğim arkadaşlar. Tabii ki siz bunları yapmayın. Ben sadece azıcık yapacağım arkadaşlar. Bunun şerefine küçük bir lastik sıcağım arkadaşlar, motoru çok zorlamayacağım. Ben o zaman şöyle bir götümü kaldırıyorum. Şöyle biraz yanaşayım. O kadar arkadaşlar, çok fazla zorlamadan. Oh be, sessizlik be kardeşim. Rotajımız bittiği zaman tekrar gazlamam devam ediyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Böyle daha çok videonun devamına gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım videoyu keyif almışsınız. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere.